Evet, şimdi Angular'da önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Angular'da servisler. Şöyle ki biz burada uygulamamızda getProducts metodunun içerisinde ürünleri çağıracak kodu yazmıştık. Bakın düşünün ki ürünleri çağırdığınız kodunuzu onlarca sayfada kullanıyorsunuz. Yani onlarca sayfada ürünlerinizi listeliyorsunuz. E bunun için sizin bu kodu tekrar tekrar yazmanız gerekir. Bunu yapmamak için Angular'da servislerden yararlanıyoruz. Yani başka bir yere yazıyoruz. O orada ki operasyonu bu komponentin içerisine enjekte ediyoruz. Bu en injection'ın da nasıl yapıldığını birazdan anlatacağım. Bu şekilde servisleri tüketiyoruz. Servisler aynı zamanda uygulamanın yaşam döngüsünde nesne üretimi içinde ciddi faydalar sağlıyor. Yani daha performanslı uygulamalar da üretmiş oluyorsunuz. Şimdi gelin kodumuzu servis olarak yazalım. Şöyle uygulamamızı açalım. Şurayı. Şöyle ki arkadaşlar burada hemen uygulamamıza bir tane app'nin product'ın altına şöyle product altına bir tane servis ekleyeceğiz. Bakın burada generate servis var. Servisimin ismi product. Zaten kendisi product.service olarak ona ekleyecektir. Servisler de birer cluster. Export edilmesi gerekiyor burada. Ve servis olabilmesi için injectable dekoratörü ile süslenmesi gerekiyor. Yani aslında bu class injectable ile servis haline geliyor. Başka da bir numarası yok açıkçası. Injectable da Angular Core altındaki inje, Injectable'ın import edilmesiyle ulaşılabiliyor. Artık ben product servisimin içerisinde ürünleri listeleyecek kodumu yazabiliyorum. Yani kısacası arkadaşlar, benim buraya yazdığım bu HTTP client, product observable nesneleri aslında bu product servisin içerisinde tüketilmeli. Bu çerçevede ben HTTP client'ımı buradan şöyle siliyorum. Product'ı silmiyorum dikkat ederseniz çünkü product'a yine ihtiyacım var. Dolayısıyla burada aslında HTTP client'a da ihtiyaç yok. Biz burada sadece ve sadece product servisi kullanacağız. Şurada gördüğünüz kodu şöyle ben şu get products'ı şöyle kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Şimdi HTTP'yi kullanabilmemiz için daha önce yaptığımız gibi private HTTP deyip HTTP client'ını çağırıyoruz. Bakın this.http bu sefer geldi. Burada get products artık bizim için bir nesne dönüşü gerçekleştirecek. Ben burada observable bir product döndürebilirim. Yani şuradaki şu subscribe kısmı kısmına burada gerek yok. Yani şu kadarı yeterli aslında bizim operasyonumuz için. Burada ben return işlemi gerçekleştireceğim. Observable aslında bir product array döndürüyor olacağım. Get products aslında observable bir product array döndürüyor olacak. Şöyle bir şey döndürüyor olacak. Bakın bu işlemi yaptığımda gayet operasyonumuz çalışır olacak. Şöyle format document yazayım. Yapayım. Şöyle şurayı da şu hale getireyim. Daha net görün. Yani kısacası arkadaşlar ben burada bir product array'i observable döndürmüş. Observable bir product array döndürmüş oluyorum. Peki ben servisi uygulamamın içerisinde nasıl kullanabilirim? Servisi kullanmak çok kolay arkadaşlar. Şöyle ki import kısmına geliyorum. Import'ta öncelikle product servisimi kullanacağıma dair bunu import ediyorum. Şöyle çift tırnakla yazılmış yukarıdakiler. Bunu da öyle yapıyorum ben. Yapayım. Product service .ts. Tek tırnak da yapılabilir. Kesinlikle. Product servisini product servisini product nokta servisten buluyor olacak. ne diyor? From. Tabii ki burada from'u unutmuşum. Evet bu da güzel. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra artık ben bu product servisi uygulamamın içerisinde kullanabilirim. Constructure'ıma geliyorum. Bakın aynen eş tipi gibi o da bir servis. Buraya enjekte etmem gerekiyor. Peki enjekte etmek ne demek? Angular'ın kendi içerisinde bir dependency injection mekanizması var arkadaşlar. Siz burada product servisi kullanacağınızı söylediğiniz zaman aslında şöyle Kullanacağınızı söylediğiniz zaman Angular sizin için bu product servisin bir instance'ını oluşturuyor. Yani bir örneğini oluşturuyor. Siz de onu kullanıyorsunuz. Fakat servisler ikiye ayrılıyor. Bunlar birincisi global yani modül seviyesinde. Diğeri de ise lokal. Bakın burada biz bunu lokal kullanacağız. Şurada providers diyerek bu bir array. Burada şu demek ki şu an yazdığım kod bana bir product service ile instance'ı üret ve onu buraya enjekte et anlamına geliyor. Dolayısıyla artık ben burada şu kodu silip sadece burası bakın. Bunu döndürüyor zaten. This nokta get products nokta subscribe diyebiliriz. Şimdi burada this nokta get Pardon. Diz nokta get products değil tabii ki. Diz nokta product servis. Şöyle. Şu product servisteki get products'ın subscribe ee, ol. dönen sonucu şunu diz nokta products'a map et demiş oluyorsunuz. Yani siz bu işlemi yaptığınızda artık siz bu işlemi yaptığınızda artık uygulamanız aynen eskisi gibi çalışıyor olacak. E biz bunu yapınca nasıl bir avantaj sağladık? İşte şu yazdığımız kodu servise veri tab API'ye bağlanıp bu datayı çekme kodunu bir daha bir daha bir daha yazmamış olacağız. Her yerde kullanacağız. Bunun dışında farklı avantajlar da var. Onlar da siz yazdıkça servislerle ilgili detaylı konulara baktığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Bu çerçevede biz product komponentimiz içerisinde servisi kullandık dediğim gibi hadi gelin bunu yayına alalım. Sizin eğer sizinki yayındaysa yeniden bir başlatmanızı öneririm arkadaşlar uygulamanızı. Encizör tire tire open diyerek yani yayını durdurup yeniden açabilirsiniz. Bir deneyin arzu ederseniz. Evet bu noktada uygulamamız şimdi yayına geçiyor zaten. Bakalım aynı data yine geleceği olacak mı? Evet geldi. Yani herhangi bir problemimiz yok. Aynen servise geçişi bu şekilde de gerçekleştirmiş olduk. Sonraki adımda kategorileri de getirelim servisle. Direkt servisle getirelim onu. Daha sonra uygulamamızı iyice ilerletelim.